Diyor ki cünüp olan insan imansız olur mu? Cünüp olan insan niye imansız olsun? Cünüp ölen insan, yanlış okumuşum. Hayır. Cünüp ölen insan imansız gitmez. İnanmayan insan imansız gider. İnsan delailiyle, karainiyle çok sağlam inanmışsa, Allah'ın tevfik ve inayetiyle, bütün letaifine iman yerleşmişse, kalbi, ruhu, hissi aşarak bütün duygularında iman hüküm fermaysa, o insan inşallah Teala imanla gidecektir. Nasıl yaşamışsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Zayıf bir vakayı size nakledeyim. Vaka vakı itibariyle zayıftır. Fakat dirayeten doğrudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri, kendisine kendi huzurunda ölüm endişesi, sual endişesi anlatılırken, Risalet Fena Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şu mukabelede bulundu. Ya Resulallah, şu aklım, izanım benimle beraber mi? Evet, seninle beraber. O zaman diriletmem ve endişeye düşmem dedi. İnsanın kalbine, kafasına öyle yerleşirse, Allah'a da itimat ederse Allah'ın tevfik ve inayetiyle inşallah imanlı gider. Cünüp olarak çok kimseler ölebilirler. Kalbinde imanı varsa olur, size bir misal arz edeyim bu mevzuda. Meşhur Hanzale İbn Amir vardır. Buhari, Müslim'de mükerrer vakaları vardır. Bu zatın en karakteristik durumu da gasiletül melaike olması, melekler tarafından yıkanmasıdır. Zifaf olduğu gece bu veyahut da ailesiyle mukarenette bulunduğu bir gece, sabah erken cihada çağrılırken abdest alma imkanını bulamamıştı. Harbe iştirak etmişti ve o günde şehit olmuştu. Aleyhissalatu vesselam harbin bitiminde soruşturdu meseleyi. Bir gidin bakın ona. Ben yerle gök arasında Hanzala'nın gasp edildiğini, melekler tarafından yıkandığını gördüm. Neydi acaba bu? Ve gittikleri zaman hakikaten yıkanmış olduğunu mucize, keramet olarak müşahede ettiler. Geldiği meseleyi ailesinden tahkik ettiler. Gördüler ki boy abdesti alamadan çıkmış. Ama huzuru kibriyaya öyle gitmesine fırsat verilmemiş, yıkanmış, gasp yapılmış burada. Onun için mühim olan temiz ölmektir. Geçen de nefsimin bir desisesini çok sık beraber oturup tefsir müzakere ettiğimiz kardeşlere anlattım. Çok defa nefsim bir desise ile bana hep şunu telkin etti. Şu namazda, secdede bir ölüversen ne iyi olur. Bu bana göre cazip gibi geliyor. Sonra muhasebesini yaptığım zaman baktım nefsimin bir hilesi var işin içinde. Yani diyor ki bana namazda sen ölürsen secdede, halk arkadan maşallah bin barekallah diyecekler. Aklen ikna ederek dedim ki nefsime, şeytanıma, ben ölüp gittikten sonra bin barekallah maşallah demelerinin bana ne faydası var? Mevla'yı hoşnut etmişsem hoştur. O hoşnut değilse hoş değildir. Vallahi bir yabani bir düzde dahi, tek başımı ölsem dahi imanla gittikten sonra en iyisi hakiki olan Allah'a vasıl olmuş, huzura kavuşmuş olacağım. Onun için asıl mesele imanla gitmek meselesidir. Cenab-ı Hak kelime-i hak olan imanda kalbimizi ve dilimizi sabit kılsın inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik buyururlardı. Ey kalpleri evren çeviren Allah, kalbimi din üzerinde sabit kıl. Ümmü Seleme der ki veya Hazreti Ayşe, ya Resulallah ne çok bu duayı okuyorsun. Buyurur ki kalp beyne İsmail Rahman, Allah'ın parmaklarının arasındadır. İstediği tarafa çevirir onu. Parmak, Allah'ın parmağı meselesi, bunlar izahını bilmediğimiz şeyler, selef sükut etmiştir. Ben kelimelerin sadece manasını söylemiş oldum.